Spekülasyona yol ulaştı tabii. Yani kimileri dedi ki tamamen işte hani organize edilmiş bir şey show dedi. Kimileri dedi ki çok daha ciddi bir kalp krizinden söz ediliyor. Kimileri işte arkasında Rusya'nın e, acaba Rusya mı yayıyor bu şeyi e, dedi. E, i̇şte zehirlendiği iddiası falan. en son bir Rusla görüştü. Yok işte baklava ikram edildi oradan zehirlendi vesaire. E, yani bir defa. Şu, ben şuna ihtimal vermiyorum hani bunun bir işte seçim sonucunu etkilemeye dönük bir e, buradan bir mağduriyet yaratma şeyi e, herhalde öyle olsa canlı yayını kesmek zorunda kalmazlardı yani orada hakikaten çok e, acıklı bir durum oluştu. E, herhalde öyle yapmazlardı diye düşünüyorum. E, buradan da bir ma mağduriyet damıtılabileceğine de ihtimal vermiyorum yani tersine hani bir liderin e, neredeyse aciz duruma düşmesinden bahsediyoruz. Yani açılışlara katılamaması, miting yapamayacak hale gelmesi. Daha önce böyle olduğu için Ecevit'e çekil siyasetten diyen bir liderden söz ediyoruz. Yani ülkeyi yönetemeyecek durumdasın, sağlığın el vermiyor. Bir an önce istifa et diyen Erdoğan şu anda sağlığı el vermediği için miting yapamaz durumda. O yüzden hani... Buradaki görüntüden bir mağduriyet olsa olsa kendi tabanında o kemik tabanda belki yüzde 15-20 insanlar e, sağlığı için duacı olur. E, elbette herkes geçmiş olsun diler ama e, acaba ülkeyi yönetecek kudreti kaldı mı diye e, düşünür insanlar. E, yani e, muhtemelen görünen o ki benim tahminim görebildiğim yani... E, Kamuoyu yoklamalarını gördü ve çok ağır bir kampanyaya girişti ve sağlığı bunu kaldıramadı. Yani aynı gün içinde birkaç şehirde miting yapmak vesaire e, o yaşta biri için ağır bir şey. Gerçi Kılıçdaroğlu ondan yaşlı ve gayet dinamik görünüyor ama Erdoğan'ın sağlık sorunlarının uzun süredir olduğunu biliyoruz. O yüzden e, o kadar e, yorulmuş bir bedenin böyle bir yükü kaldıramadığını da çok net bir şekilde görmüş olduk. Burada Kılıçdaroğlu'nu kutlamak lazım. Gerçekten hani kin gütmedi. Kendisine linç edildiğinde bile bir geçmiş olsun demeyen, tersine muhalefet liderlerine bunlar daha iyi günleriniz, neler göreceksiniz diyen bir lidere midesi üşüttü diye geçmiş olsun mesajı yollayabildi. Yani bu seçimde öyle darbecilerle karşıtları, demokrasi yanlıları ya da işte işgalcilerle istiklalciler falan karşı karşıya kalmıyor. En genelinde gerçekten ben iyilikle kötülüğün arasında bir seçim yapacağınızı düşünüyorum ve iyiliğin kazanacağını umuyorum.